Değerli arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. XRP Ripple'a bakacağız arkadaşlar. XRP Ripple'daki fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında 7 kritik tarih duyuruldu Ripple'da. Bunu da yine bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala abone olmayan arkadaşların kanala abone olması, yine videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekte de bulunabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. XRP Ripple son 24 saatte ciddi bir yükseliş trendine girdi. An itibariyle 0.3683 dolarla işlem görüyor ve son 24 saatte %6.53'lük bir değer kazanımı gerçekleşti. Bitcoin'e göre %6.39 değer kazandı. Ethereum'a göre ise %6.21'lik bir değer kazanıcı söz konusu arkadaşlar. Gün içerisinde en düşük 0.3457 doları gördü. En yüksek ise 0.3691 dolara kadar ulaştı. Hacim son 24 saatte ciddi anlamda bir artış gösterdi. %143 arttı. 752 milyon 300 bin 660 dolar gerçekleşti arkadaşlar şu ana kadar son 24 saatte. Son 24 saatteki hacmin market değerini oranı %4. Oldukça iyi bir değer. Bu arada birim fiyatın artmasıyla paralel olarak market değeri de %6.54 artarak 18 milyar 534 milyon 774 bin 217 dolara kadar çıktı. XRP Ripple şu anda CoinMarketCap verilerine göre 6. sırada market büyüklüğü açısından arkadaşlar. Evet, XRP Ripple'ın genel durumu bu şekilde. Haftalık o kısa, orta ve uzun vade baktığımızda haftalık olarak da %5.23'lük bir değer kazancı var. Bu son artış tabi bunun haftalık olarak da etkilemiş oldu. Aylık olarak %9.62'lik bir değer kaybı, 3 aylık olarak %21 değer kaybı var. 6 aylıkta %9 değer kazanımı söz konusu. Yıllık olarak bakıldığında da %60.22'lik genel içinde bulunan ayı piyasasındaki durumu gösterir, bir kaybı gösteriyor arkadaşlar. XRP'deki genel durum bu şekilde. Gelelim son duyurulan kritik tarihlerle ilgili habere. Ripple ve SEC davası için 2023'teki önemli tarihler belli oldu. Kripto analisti Philip Lee'ye göre Ripple fiyatı hayati desteklerin altına düşmeye devam ediyor diyor. Bu yüzden analist XRP'nin yılı muhtemelen %18 düşüşle kapatacağını tahmin ettiğini söyledi. Davanın 2023 takvimi ve beklentilerle ilgili kısmına geçtiğimizde Ripple ve SEC davasında taraflar itirazlar ve yanıtlar da dahil olmak üzere özet karar önergelerini tamamladılar. Bilirkişi tanıklığının hariç tutulmasına yönelik önergeler de tam olarak açıklandı. Bununla birlikte James K. Filan'a göre özet karar önergeleriyle bağlantılı olarak mühürleme anlaşmazlıkları bulunuyor. Anlaşmazlıkların önergelerden önce mi yoksa önergeler sırasında mı çözüleceği henüz belli değil. Uzmanlara göre bu büyük ihtimalle bekleyen kararlar üzerine doğrudan bir etkisinin olup olmadığı anlamına da gelmekte arkadaşlar. Evet, davanın yargısı Torres 19 Aralık'ta özet karar önergelerinin uzman raporlarının ve ifade tutanaklarının mühürlenmesine ilişkin anlaşmazlıklar hakkında karar verdi. Bu aşamada Ripple küçük bir galibiyet elde etmiş oldu. Özet karar önergeleri artık tamamen bilgilendirildiğinden mühürleme önergeleri Ocak 2023'te sunulacak. Ocak ayının başında 19 Aralık'ta verilen karara uygun olarak herhangi bir özet karar materyalini mühürlemek için taraf olmayanların herhangi bir teklifinin 4 Ocak 2023'e kadar sunulması gerekmekte. 9 Ocak 2023'te tarafların daha önce sunulanları mühürlemek için torba önergelere itirazda bulunmaları bekleniyor. 13 Ocak'ta taraflar Daubert önergelerini ve beraberindeki ekleri mahkemenin mühürleme kararıyla tutarlı redaksiyonlarla birlikte kamuoyuna açık dosyada sunacak. 18 Ocak'ta 2023'te tüm tarafların ve taraf olmayanların varsa parti taraf dışı imza önergelerine itirazda bulunmaları bekleniyor. James K. Filan, bölge yargıcı Torres'in bilirkişi önergeleri ve özet karar önergeleri üzerinde aynı anda tek bir büyük yazılı kararda karar vereceğini tahmin ettiğini belirtiyor. Muhtemelen 31 Mart 2023'te veya öncesinde gerçekleşebileceğini belirtiyor. Ripple CEO'su Brett Gerlinghaus'a göre kararın tam olarak ne zaman geleceğini tahmin etmek zor. Bununla birlikte davanın 2023'ün ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor. Tabii Ripple traderların bu konudaki durumu merak ediliyor. Ripple
ABD PCE'nin açıkladığı Cuma gününün son veri noktalarında hala tozun yatışmasına izin veriyor. Bundan önceki hafta ABD enflasyon rakamları düştü ancak şimdi PCE enflasyonda değişmeyen bir ana işaret ediyor. Bu Fed'in enflasyonu azaltmak için daha fazla faiz artırımı yapmak isteyeceği anlamına da gelebilir. Bu da piyasaların yeniden fiyatlanması demek olur. Bu yüzden arkadaşlar XRP 0.3616 dolar gibi önemli seviyelerin altına düştü. Ayrıca geçen hafta Aralık için yeni bir dip yaptı. Şu anda görünürde gerçek bir destek yok. Bu yüzden aşırı satımın yakından geçmeyen göreceli güç endeksi RSI ve birlikte daha fazla olumsuzluk bulunuyor. 0.2875 dolara doğru bir düşüş hareketi olabilir şeklinde uyarı var. Bu da %18'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ayrıca traderların 0.30 dolar psikolojik seviyesinden vazgeçmesi demek olur. Son haftası ile birlikte yılın piyasalar hakkında yorum yapmak için herhangi bir veri noktası veya Fed konuşmacısı sıraya girmedi. Bu boğaların fiyat hareketini yükseltmesi için bir fırsat penceresi açabilir. Bu durumda zayıf likidite koşullarıyla Lipper'ın 55 günlük basit hareketli ortalaması SMA ve 200 günlük SMA ile %13 artması da mümkün diye bu şekilde bir haber geçirmiş arkadaşlar. Evet, genel durum bu şekilde, yayınlanan haberler bu şekilde. Gelinen noktada şu anda %6.48'lik bir değer artımı var. Bu tabi bu yorumların aksine bir hareket ama yıl sonuna kadar daha önümüzde 5 gün var. Bakalım nasıl bir grafik olacak arkadaşlar. Evet, genel durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu video XRP Ripple'da yatırımı olan veya yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Burada verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan birebir sorumlusunuz ve bunun böyle olması uzun vadede yatırımcı profilinizin gelişmesi açısından çok daha doğru sonuçlar oluşturur arkadaşlar. Bu uyarıyı da yaparak videoyu tamamlıyorum. Hepinize bol kazançlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın sevgili arkadaşlar.